Dünyada birçok farklı dil konuşuluyor ve birden fazla dil konuşabilenlerin sayısı tek dil konuşanlardan fazla. Örneğin Hindistan'da birçok çocuk ülkenin 23 resmi lehçesinden en az 2 ya da 3'ünü öğrenerek büyüyor. Eskiden iki dil konuşarak büyüyen çocukların öğrenme süreçlerinin daha yavaş olduğuna inanılırdı. Ama artık araştırmalar beynin iki dili aynı anda algılayıp kelimeleri seçmesinin köpek, şia, beyin aktivitelerini geliştirebileceğini, odaklanmayı, aynı anda birden fazla iş yapabilme yetisini ve hafızayı kuvvetlendirebileceğini gösteriyor. Hatta bazı araştırmalar iki ya da daha fazla dil konuşarak büyüyen çocukların empati yeteneğinin daha hızlı geliştiğini gösteriyor. Eğer bu doğruysa ikinci dil otizmli çocuklara faydalı olabilir mi? Öğrencilerin beyinlerine yapılan taramalarda beynin bilgiyi işleyen gri maddesinin dil öğrendikten sonra yoğunlaştığı gözlemlendi. İki dil bilen yaşça daha büyük insanların beyinlerinde de diğerlerine göre daha fazla ak madde olduğu görüldü. Yaş ilerledikçe iki dil konuşabilmenin faydaları kendini daha çok gösteriyor. Hindistan ve Kanada'da yapılan araştırmalarda iki dil konuşabilen Alzheimer hastalarında belirtilerin diğer hastalardan ortalama 5 yıl daha geç ortaya çıktığı görüldü. Yani birden fazla dil konuşabilenlerin beyinleri hastalığın neden olduğu hasarla daha iyi mücadele edebiliyor. Araştırmalar birden fazla dili çocukken öğrenmenin ilerleyen yaşlarda öğrenmeye kıyasla beyni daha kuvvetli kıldığını gösteriyor. İki dil konuşabilmenin öğrenme ve beyin fonksiyonları açısından yararları konusunda tartışmalar sürüyor. Ama kesin olan bir şey var. Bir dil bir insan, iki dil iki insan. Hoşça kalın. Hoşça kalın.